Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Tamir Et kanalına hoş geldiniz, ben Semih. Semih, bugün ne var? Bugün bir tane aile. Aile, nerede hani? Aile burada da, aile o kadar aile... kötü durumda ki şöyle yakından biraz göstereyim. Kocuklu olmuş yine. Şurası şöyle kırık. Arkadaşlar şimdi baştaki böyle rakamı görerek geldiler. O rakam doğru. Tabii sebepleri var o böyle rakamın kırık öyle olmasının. Bit pazarı mı, internet mi serilerimizden bu cihaz? Videonun ilerleyen kısımlarında hikayesini, nereden aldığımızı değineceğiz. Bu telefona restorasyon yapacağız olursa. Çalıştığını söyledi satın aldığımız kişi. Şimdi Semih, sıra sende. Söz şimdi sende. Bunun vidaları falan yok. Bu halde. Ekran yok. Kas, arka kapak kötü. Bu çok yani tamirine çok yüksek paralar istenmiş. Kasa da 2000 kötü. Diyen olmuş. Bir de burada bir şey yazıyor. S3 yazmış. Ne demek istiyor? O bilmiyorum ya. O fabrikadan çıkmış. Fabrika yazar mı öyle bir şey? He, yazıyor ya bu kasalarda. Ya da belki kasa değişmiş olabilir. Yani buna çok para istenmiş. Cihaz kadar para isteyenler olmuş. Çünkü değişmesi gereken o kadar çok benim yer var ki. Benim hatırladığım servis 2000-2500 civarı bir şey söylemiş herhalde. Aynen öyle. Telefoncular da çok istemiş. Bunun ekranı zaten aşağı yukarı 80 dolar civarı mıydı? 85 dolar mıydı? İşte bunun ekranı 750 lira falan. 750. Kasası var. O 15 dolar falandır. 200 liraya yakın onun fiyatı var. Ya 1000 TL falan yaklaşık malzemelerin dışarıda fiyatı. Dışarıda kendin yaparsan. Tabii. Ya, o da hani yan sanayi kasa orijinal ekranla. Aynen öyle. Ama servisin tabii 2000-2500 lira istemişsin normal. İşte buna çok masraf istenmiş. Sonuç itibariyle vidaları falan da yok cihazın. Şu ara filmlerde falan sorun olduğunu sanmıyorum. En azından bunları kullanırız. Belki de bunlar da sorunlu. Ya bu cihaz bit pazarı tezgahında görmemiz gereken bir cihaz bence. Çünkü tabii çok kötü durumda. Ya bunu bükmüşler herhalde. Bit pazarı tezgahlarında da aynı bu şekilde oluyor. Anakarttan evet kırılsın diye büküyorlar filan. Ekranlar böyle çok kötü durumda duruyor. Ama 100 liraya uygun bir cihaz çalışırsa, hatta masrafı var ayrı konu ama kabul edilebilir masraf. Hani bu cihazın sıfırı aşağı yukarı 3500-4000 civarıydı herhalde. Bir bakayım şuradan. Ufaktan özelliklerinden de bahsedeyim size. A50 bunun bir serisi var mı herhalde? A505. A505 mi? A50 desek şöyle. Her zaman ben en ucuz telefonlara bakacağım zaman internete giriyorum. Teknosa, Vatan hepsi burada gibi yerlerden bir fiyat bakıyorum. Trendyol'da 3500 küsür. Samsung'un kendi sayfasında şu an satışı yok. Ya da bu tanıtım sayfası olduğu için mi görünmüyor? Yani her neyse. Kullandığımız ekipmanları çok soruyorsunuz. Linklerini bırakıyorum. Videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. A50'nin özelliklerine değineyim biraz. 64 GB hafızası var, 4000 mAh bataryası var, 5000 de olabilir bilmiyorum, 4000-5000 yazmış. 3 arka kameraya sahip, 25 megapiksel, 5 ve 8, işte bunların bir tanesi geniş açı, bir tanesi portre çekimi, diğeri de genel kamerası. Yani 6 RAM'li, güzel, güncel bir cihaz, sorunsuz, tüm her şeyi açar, oynar. Batarya zaten biraz kötü olmuş bakın. Zaten bu telefonun 100 liraya batarya parasını aldık. Yan sanayi bir bataryası 100 liradır bunun. Tabii. Da batarya da kötü durumda ama belki değişir. Olmadı. Yani bir deneriz, olmadı değişir. Bakın şuradan kırmaya çalışmışlar. Evet, kırmaya çalışmışlar. Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Belki sinirlendi, vurdu. Ama bak bit pazarlarındaki telefonlar da böyle oluyor genelde. Evet. Ortadan ikiye bölünmüş oluyor. Şimdi bunun ilk önce bir ekran denemek istiyorum. Ondan sonra çalışırsa şu malzemeleri sökeriz. Şurada dursun bu kenarda. Bunu kırdık, bu çünkü bir işe yaramayacak. Aldığımız ekran orijinal olduğu için bu parça üzerine geliyor. Yani orta çıtalı geliyor ekran. Ya şöyle, bazı ekranlar orijinal olsa da orta çıtası olmuyor. Ben özellikle bunun orta çıtası kırık olduğu için bunu kullanıyorum. Ya bir de ekstra orta çıta maliyeti olmasın. Zaten şöyle bir durum var, arkadaşlar da bunu bilsinler. Orta çıtası varsa eğer o ekranın satılıyorsa üzerinde, yani birleşik olarak ekranla, mutlaka onu seçsinler değil mi? Ben, yani daha az işçilik daha yaparlar ve tecrübeniz çok fazla yoksa daha riske girersiniz. Ekranların jelatinlerini sökmeden yapıyoruz her zaman testi. Burası çok önemli söyledim. Evet, bu yanlış taktık. Bu şarjı şunu tak çıktık. Şuradan artı eksiye hemen kısa devre yaptırayım. Evet, görüntü geldi. Ama burada duruyor. En azından
Başlamak bitirmenin yarısıdır. Mesela ben şimdi buradan Beylikdüzü'ne gitmek istiyorum. Kadıköy'den çıktım yola. Başladım. Peki yolun yarısı bitti mi? Hayır. Bataryayı da değiştirmemiz gerekebilir. Bataryası şu an bizde var mı? Var var. Şu an tamam. Ekran çalıştı ama deseni var. Kırmamız gerekiyor. Desen. Her zamanki gibi desen. Ya neticede sahibi ekranı yok ki. Telefon çalışmıyor ki çıkabilsin. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bataryayı da değiştirirsek mi karar veremedim. Elimizde var mı şu an? Var. İdare etmez mi? Orijinal bataryası gibisi yok bence. O zaman bir deneyelim, olmadı değiştiririz. Şunu şuraya koyalım. Buradan sökmem gereken bazı ekipmanlar var. Bunları mesela bazen sökerken kopabiliyor. Bunları dikkatlice sökmeniz için size şöyle bir tavsiyede bulunacağım hemen. Sıcak havayla sökelim bunları. Bu arada arkadaşlar, biz atölyemize yeni ekipmanlar alıyoruz. Peyderpey'e geliyor. Banggood'dan alıyoruz bunları. Semih ile konuştuk. Bu pandemi sürecinin nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Hani kapanma olacak mı evlere bilmiyoruz. O yüzden evlere de birer atölye kuralım dedik. O yüzden sipariş ettiğimiz ekipmanları 2 katına çıkardık. Hatta 3 katına. Çünkü hem atölyeye lazım mevcut. Hem 2 evi var ayrı. 2 evlere lazım. Peyderpey'e geliyor kargolar. Bu kargolar geldikçe de size gösteriyoruz. Bir tane daha kargomuz geldi. Sıcak hava ile ilgili bu. Sıcak hava ve lehim istasyonu. Pratik bir şey ve yer kaplamamasını istedik biz. Hem bunu burada kullanacağız bu videoda, hem de bir bakalım nasıl bir aletmiş, sizle birlikte açalım. Biz de açmadık. Paketinden çıkardık sadece. Şu şekilde. Bir bu kullanım... da Banggood'un evet, ürünlerinden. Bir kullanım kılavuzu var. Hiçbir zaman okumayacağımız bir kullanım kılavuzu var orada. Elektrik kablomuz var. Bunu da kullanmıyoruz. Bunlardan bir yüzlerce şöyle var. Şöyle uçlar var. Boy boy. Onu belki kullanırız. Alet şu. Makine kısmı bu değil mi? Evet, çok kompakt. Buradan sıcaklık ayarlayabiliyorsunuz. Ya bizdeki devasa makine var, göstereyim mi? O makine ev için hiç uygun değil. Bizim normalde kullandığımız makine bu. İşte sıcak hava kısmı. Bu da solder, yani lehimleme havya kısmı. Bu makine güzel, kaliteli bir makine. Fakat artık üretim yok. Bunun yeni versiyonları var. Onların da fiyatları oldukça yüksek zaten. Bunun tercih etmemizin en büyük sebebi teknoloji olarak yeni ve kompakt olması. Yani ufak, her yere götür taşır. Mesela şu neyi havyası. Şurada çoğundan çıkmıyor. Bunu da güzel detay düşünmüşler. Bu ekstra satılan bir şey. Evet. Normalde bazı kanallarda ben gördüm. Almışlar ama bazı uçlar da ekstra satılıyor. Mesela havya uç ekstra satılıyor. Evet. Ucu da şöyle çıkıyor bakın. Normalde makine kısmı tek satılıyor aslında bunların. Evet. Ayrı ayrı bunları. Şu anda uçlar takılabilir. Gayet güzel. Bunu atölye değil eve götüreceğiz değil mi? Evet. Şu da masanıza sabitleyebilirsiniz sıcak havayı tutması için. Masaya şuradan da vidalanabiliyor aynı zamanda. Bunu karşı tarafınıza da asabilirsiniz. Tabii şöyle. Buraya zaten oturttuğunuz zaman otomatik kapanıyor bunlar. Bu da öyledir büyük ihtimalle. Mesela şu uçlar var birkaç tane. Yapacağınız şey ne? Mesela şu küçüğü takalım. Buraya getiriyorsunuz. Böyle bu şekilde taktınız ucu. Ben şimdi sıcak havayı kullanacağım. Şu kenarda dursun. Burada yazıyor Solder SMD Rackwork. Hangisine takacağız sence? SMD olanmış. Hepsinde farklı yazıyor. Benimkinde mesela Hot Hair yazıyor. Solder şey demek. Lehim demek. Hı hı. Şimdi buna hemen benim şurada şeyim var. Güç kaynağımı benimkinden alayım. Herhangi bir bilgisayar kasasının evet, pizzi çalıştırabiliyor bunu. Tak, bir ses geldi. Şurada şimdi arkadaşlar bastım. Şu an çalışmıyor 100 derecede. Kaldırdığım an üflemeye başladı. Manyetik bir zımbırtı var herhalde şu standında. Şu an 140, 130, 100 derecede evet. Bunları toplayıp sen rahat çalış o zaman. Tamam. Şimdi şu şekilde arkadaşlar göstereceğim. Şuradan mesela çok basit bir alet. Şuradan şöyle sıcaklık artıyor. Bakalım en son kaç derece olacak. Ve gayet başarılı üflemesi. 480 derece oldu. Bakalım nasıl? İyi veriyor mu sıcaklığı? Bunu test etme yöntemi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle ucundan yaparsan yakarsın bile bunu. Bakın yanıyor. Tabii bunu evde denemeyin. Mesela kesinlikle. Şuradan hemen şuna bastınız. Sıcaklığı düşürelim. 100 derece bize yeterli. 100'e düşürdük. Havyayı da verir misin? Şimdi şu havyayı da takmak istiyorum.
Onu da görün arkadaşlar. Bakın havya da şu an 200 derecede. O da hemen çıkıyor ki gayet hızlı. Aynen, da yükseliyor. Çok hızlı. Yani senin makineden hızlı bence. Evet. Şimdi bakalım. Havyanın sıcaklığı, bu şu an havyanın sıcaklığını yükseltelim. Kaç olacak en fazla? 480 derece. Şu şekilde alalım bir tane. Bakın o da yükseliyor. Bu düşerken o da yükseliyor. Şöyle bakın. Gayet iyi bir eritme yapıyor. Aynen. Yani başarılı arkadaşlar. Yine buna bastık. Buna geldik. İsterseniz buradan derecemizi yine düşürelim. Gayet kullanışlı. Şunu çıkaralım. En güzel tarafı da fazla yer kaplamaması. Evet. Yani beni cezbeden kısmı o bunların. Çünkü çok ağır makineler ve çok yer kaplıyor. Masada gereksiz yere duruyor. Her zaman da kullanmıyorsunuz. Yani biz çok kullanıyoruz. Belki de bir ev kullanıcısı bunu fazla kullanmayacaktır. Bakın durdu. O da çıkarttığımız için öyle diyor. Şimdi bakın. Elinize aldığınız zaman çalışmaya başladı. Aynen. 100 derecede. Bunun acaba sıcaklık şeyini ayarlayabiliyor mu? Bu şekilde başladı. Hafıza var. Evet. Bu da sıcak üfleme derecesi. Üfleme derecesi. F1 bakın şu an yavaş üflüyor. Şu an F10'a geldi. Hızlandı. Kısalım. Çok güzelmiş. Bence fiyatına göre çok iyi. Gayet iyi. Bakın şimdi bakın yakmıyor. Elinizi de yakmaz. Elinizi de yakmaz. Bakın çalışıyor ama. Tam bizim istediğimiz. Hassas noktalar için uygulayacağımız zaten ayar bu. 100 derecede böyle yapacağız. Şimdi burada şöyle arkadaşlar. Hemen çalışsın. Bunu şöyle kenarda dursun. Siz de görün. Bunda ne yapmak istediğimi size anlatayım hemen. Şimdi dün de belki dün dediğime bakmayın. Birkaç gün önceki videolarda olabilir o. Titreşim motorunu çıkartırken yırtmıştık hatırlıyorsanız. Bu titreşim motorunu çıkarmak istiyorum. Buraya şöyle biraz sıcaklık veriyorum. Ya da şuraya arkadan da verebilirsiniz. Bunun şu şeyini arttıralım. Şöyle. Ekran falan da sökmeye yarayabilir bu. Standa koyalım. Bakın dikkatli hop, çıktı hemen gördünüz mü? Şimdi yine alalım. Mesela iç kulaklığı da çıkartırken bakın hop, bu da çıktı. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu alt board'u çıkartırken de yapılabilir. Böyle de çıkarabilirsiniz. Bakın zorlayabilirsiniz. Ama kırma ihtimali var. Tabii yani kırılma, çatlama olabilir. İsterseniz bakın bir yamulma oldu. Ama bununla sıcak havayla yaptığınız zaman en basitinden şurada mesela bir adaptör var. Bu sanırım ya Wi-Fi ya da şebeke adaptörü. Bunu şöyle yapalım biraz. Standa koymaz durması da çok tabii, iyi bir şey. Tabii. Yani şimdi sakatlık olabilir çünkü burada yakabilir daha buraları. Yüksek derecede olsa yavaş olur ama 100 derecede evet. Olduğu için birden kesebiliyor. Yani gayet kompakt bir ürün. Aldığınız anda çalışıyor bakın. Koydum. Şimdi durdu. Durdu. Bunu bir yere asabilirsiniz. Şöyle. Bunu asabilirsiniz yine aynı şekilde. Tamam bunu kaldıralım. Bununla işimiz bitti. Şöyle eski bilgisayar yonca değil de bir öncesi. Şuradan da şöyle. Bunu da çıkartalım. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Güzel. Kablosu falan da güzel. Şimdi buradan başka alacağımız var mı? Bir dakika. Sensörler var. Onları almıyorum. Bundan başka alacağımız kalmadı. Bunu kenarıya alalım. Şurayı bir temizleyeyim. Bu arada nereden satın aldığımızı söyleyeyim. Unuttuk onu. Bunu internetten satın aldık arkadaşlar. Facebook'ta bir sürü gruplar var. Sayfalar var değil mi? Facebook'tan aldık. Facebook. Facebook'tan aldık. Pardon. Don't look back, she anticipates. No chance if you become prey. Two stars in the darkest night of Christmas.
Şimdi ben topladım arkadaşlar cihazı. Bataryamızı da takalım. Şu şekilde. Batarya sorunsuz gibi. Hem deneyeceğiz. Bir sorun olursa bataryayı da değiştiririz. Bu da çok kötü durumda. Evet. Şuradan hoparlörü, buzzer'ı sökelim. Başka buradan sökmemiz gereken bir şey var mı? Şöyle. Bu da bizim aldığımız on-off'u var üstünde. Arka çıta, orta çıta, arka kasa, ne dersek artık. Evet. Her şeyi var. Şöyle tamiret.net adında bir web sayfamız var biliyorsunuz. Abonelerimize özel bazı parçaları koyuyoruz. Semih'le karar verdik. Samsung, Xiaomi falan pek koymak istemiyoruz artık. İşçilikleri çok fazla. Yeni başlayan motor kullanıcılar için biraz zor değil mi? Yani bundan olma ihtimali çok fazla aldığınız malzemelerin ve ucuz malzemeler değil bu Samsung'ların özellikle. O yüzden her malzemeyi oraya koymamaya karar verdik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Değil mi Semih? Aynen öyle. Şimdi ya şöyle bir durum var. Mesela özellikle Samsung'da biz de bunu çok sık yaşıyoruz. Bir aldığımız malzeme bir dahaki aldığımızda aynısı gelmeyebiliyor. Tamam, bataryada bir de oldukça işçiliği var. Yani bunun için evet, biraz profesyonel olmanız lazım arkadaşlar. Ekranı çok pahalı. Bunun, bu telefonu da ucuza satın almamızın sebebi ekranından dolayı. Evet. Bu kullanılmaz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir şarjı da bir deneyelim mi? Şurada şarj aletimiz. Şarj oluyor. Hoparlör biraz değişik çalıyor. Gerçi filtreleri henüz yok. Daha baskı yapmıyor. Vidaları takılı değil. Deneyelim bir de. Hı, şimdi düzeldi. Vidaları takmamız gerekiyor. Bir de şu üstündeki siyah şey yok. Bakın onu alalım. Şöyle. Bir de şöyle bir durum var. Hani link bırakma olayında. Hani bunun linkini verelim diyelim. Hani satılmıyordur bu muhtemelen internette bizim aldığımız da. O satıcıdan aynı kalitede alma olasılığınız düşük oluyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Sanki biz oradan sponsorluk almışız gibi davranıyor arkadaşların bazıları. Evet. İşte kargo gelmeyince ya da malda bir problem çıkınca. O yüzden biz hani güvenmediğimiz firmaların kesinlikle linkini bırakmıyoruz aşağı. Her ürününde linkini göremezsiniz o yüzden. Zaten linkini bıraktığım ürünleri söylüyorum. Ha, bunu bırakmam muhtemelen. Ya şimdi şöyle, geçen mesela bir arkadaşa bir ürün sattık. Arka kasada şu çıkmamış. Bu çıkmıyor. Çıkmıyor zaten. Bak ben de oradan aktardım. Aynen. Eğer bu kasa buradan kırılmış olsaydı bunu ekstra alacaktık. Evet. Bazı ürünler ekstra alınması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden yani bunları bilmeniz lazım tecrübeyle. Yıllarca bir tecrübe edineceksiniz. Sonra hani Samsung A7 bu seriler değişiktir biraz. Mesela doğru. Vidaları da yoktu. Böyle geldi. Yani vida çıkmaz ki kasadan zaten. Hayır, bizden önce sökenler de vidaları ne yapmışlarsa. Zaten onlar da kim bilir kaç servise gezdi telefon. Başına neler geldi. İçindeki bazı ekipmanların kaybolmamasına şükretmek lazım. Bütün yani neticede cihaz. Benim şöyle vida kutum var. Onun içinden ayırdım vidaları. Zaten hani bu hobi olayı bir günlük bir iş değil. Hani bunu bu malzemeleri elinizde tutmanız lazım. Bir tane iPhone aldınız. İşte falanca yerden ya da bizden aldınız. Hurda biliyorsunuz platin üyelerimize cihaz veriyoruz. Pat o iPhone başarılı olacak diye bir durum yok. Belki bir şeyleri tamir ederken bozacaksınız. Belki cihaz yapılamayacak bir arızası var. Bu şekilde elinizde ekipmanlar oluşacak. Yedek malzemeler olacak. Hurda cihazlarınız olacak. İşte birkaç vida eksikse farklı bir anakartta, farklı bir hurdanız olacak ya. Oradan aktaracaksınız. Yani bir kere de bir atışta bir iPhone sahibi olamazsınız. Şans değil mi? Tabii. Zaten ciddi anlamda hobi gözüyle bakan şu an arkadaşlarımız var da hali hazırda önceden de yapıyorlarmış ve bizi tanıdıktan sonra bir yeni başlayanlar oldu. Güzel paralar kazandıklarını söylüyorlar. Evet. Konuşuyoruz WhatsApp'ta. Kamerasını deneyemiyorum. Kamera denemiyor. Bunun Google account var muhtemelen. Sıfırlamamız gerekiyor. Bu kanalın konusu değil bu. Sıfırlama işlerini bu kanala koymuyoruz. Ya onu da yapalım ama zaten videolar biraz uzun oluyor. Video olacak 50 dakika sonra Aslı Hanım bir de sonra kızar. Ben sinirli biri miyim? Zaten internette, YouTube'da o Google account ile ilgili bir sürü yüzlerce video var arkadaşlar.
Evet. Bakarsınız diğer arkadaşların videoları izlenmiş olur. Bu 3-5 milimetrelik bir çift taraflı banttır. Bu işlerde güzeldir. Arkaya E8000 kullanmamanızı tavsiye ederiz şiddetle. Çift taraflı bant işinizi görecektir. Bulamıyorum diyenler için link bırakırım aşağı. Bu çift taraflı bant tecrübeli sabittir. Güzel. Şurada tam olarak bende ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu Wi-Fi ile ilgili bir şey mi? Şey, değil. Hiçbir bağlantısı hiç, yok. Vallahi NFS falan da değil. Değil. Olsa takayım oraya. Yumuşatma mı? Ses engelleme. Belki. Takır tukur engelleme gibi bir şey olabilir. Bu serimiz çok tutuluyor. Biz bu seriyi daha önce yapıyorduk. Birkaç ay, 5-6 ay önce falan. Sonra yapmamaya başladık. Sonra tekrar yapalım diye düşündük. Devam ediyoruz. Seviyorsunuz. Bu gibi telefonların uygun fiyata alınmış hikayeli telefonların videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Normalde ben biliyorsunuz bunları üstünde bırakırım. Niye bu sefer kaldırıyoruz bunları? Çizilirse. Hayır, bazıları diyor ki niye kaldırmıyorsun? Ah, kaldırdım. Tamam, kalkalım da ayıp oluyor. Niye, o batıyor mu ona kaldırıp kaldırmamak? Bakın ekranın parlaklığına. Ama çizilecek şimdi. Telefonlar burada nasıl duruyor bir görseniz arkadaşlar. Telefonun bakın. Üst üste yığılmış şekilde telefon biraz önceki var. Haline bir bakın. Haline nerede hani? Haline burada da haline o kadar aile... kötü durumda ki şöyle yakından biraz kocuk göstereyim. Olmuş yine. Yaşamaz dedikleri cihaz. Bu şekilde. Eski hali de burada zaten. İşte şunları şöyle takayım. Bu haldeydi. Tarihi yine Johnny Money. 10 Ağustos. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Arkadaşlar bu tamir bu kadar. Tamirlerini, alım hikayelerini, görmek istediğiniz telefonlar varsa yorum kısmına lütfen yazın. Alt köşede çıkan sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz de indirimler, çekilişler ve benzeri işlerden haberiniz olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.